Merak etmeyin, bu sefer şarkı ile giriş yapmıyorum. Bu motorun sesi daha güzel. Bir umutla rastgele deyip yola çıkmışlar. Yani buradan bakıyorsunuz tabii o teknede ben de olsaydım, şu güzel maviliklere yol alsaydım. Evet, bu arada bugün farklı bir atraksiyon daha oldu. Yamaç Barış'ı yapmak için de gerçekten zaten ideal bir yer olduğunu ben de düşünüyordum. Canlı canlı biz de şahit olmuş olduk. Tabii bir canlı yayın kazası olur mu acaba? Bana doğru geliyor çünkü ama üzerinden geçecek herhalde. Evet, gördüğünüz gibi. Evet ya, bu tamamen spontane olan bir şey. Artık ya da şöyle söyleyeyim, pardon, spontane değil. Videolarımı daha sizin için görsel açıdan daha zevkli bir hale getirmek için özellikle ben arkadaşlar bu yamaç barışçını şey yaptım. Yani sponsor benim. Sizi düşündüm tamamen daha görsel açıdan daha zevkli bir prodüksiyon olsun diye. Gerçekten çok güzel, benim için de sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Arkadan bir ses geldi ama bunun yamaç barışlı olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten çok güzel. Yani insanların da denizden bu güzellikten kendilerince bir şeyler keyif çıkarabilmeleri, haz alabilmeleri gerçekten çok güzel. Yani şu an orada olmak isterdim. Görebiliyorsunuz değil mi? Denizlerin üzerinde. Nasıl bir duygu acaba? Hiç yapmadım ben, muhakkak içinize yapanlar olmuştur yamaç paraşütü. Ama bu özgürlüğü, bu keyfi açıkçası yaşamak isterdim. Gerçekten denizi neden çok seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü o bizi özgürlüğü, sınırları kaldırıyor. Bize tekrardan umut aşılıyor. Ve neden denizin karşısında ya da denizin izlerken karşısında neden daha çok umutlu oluyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hayata meydan okuyorsunuz bir şekilde. Bitmedim ben. Devam ediyorum. Daha başarılı olacağım, daha mutlu olacağım. Bu sefer gerçekleştireceğim diyorsunuz. Sizi motive ediyor çünkü. Az önce manzaraya doğru bakarken yamacın alt tarafında aktivist bir arkadaş gördüm. Çok takdir ettim. Tek başına sırt çantasını almış. Tabii şekillerde göründüğü gibi. Pet şişeleri topluyordu. Çevredeki çöpleri almış. Eline bir çöp, büyük hani battal boy dedikleri çöp poşetleri var ya. Çöpleri toplayarak geliyordu yukarı doğru. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir duyarlılık, nasıl bir hassasiyet? Buna şey demiyor yani, kimse yapmıyor, ben niye yapayım ki? Ya da ben enayi miyim ki ben yapayım diğer insanlar yapmazken? Öyle bir düşüncesi yok. Onun için kimsenin yapıp yapmadığı önemli değil. Kendisi bunu yaptığı için mutlu olabiliyorsa ve huzur buluyorsa zaten önemli olan da bu. Yani siz de bir şeyleri yaparken benim yapmamla dünya mı değişecek? Ya da ben yaparsam sanki çevre daha güzel bir yer mi olacak gibi bir düşünceye lütfen kapılmayın. Sizinle başlasın. Belki siz önce olursunuz. Bumerang etkisi gösterir. Kelebek etkisi gibi. Ne bileyim. Yani sizi gören örnek alır. Bakın ben şimdi gördüm. Şimdi ben de mesela şu video esnasında yerde bir şey gördüğüm zaman ben de almak isteyeceğim belki de. Ya da alacağım tabii ki. Öyle düşünün. Yani çoğunluk işte %2'si yapıyor, %30'u, %80. Böyle lütfen bunlara takılıp kalmayın. Siz kendiniz olduğunuz için yapın. Siz nasıl bir insansınız? Sizin yaptığınız hareketler sizin karakterinizin ve kişiliğinizin de yansıması olduğu için yaptığınızı birisinin görmesi ya da sizi takdir etmesi önemli değil. Siz kendiniz bu tarz bir insan olduğunuz için davranın. Ya da iyi bir şey yapacaksanız, dünyaya faydası, yararı olan bir harekette bulunacaksanız bunu içinizden gelerek yapın. Ya da bunu yaparken de böyle telefonu alıp da bakın ben şu anda yerdeki çöpleri topluyorum, gidip bunu çöp kutusuna atıyorum gibi bir şey de değil. En güzel hani derler ya, iyilik alan el, veren eli görmeyecek diye bir söz de vardır biliyorsunuz. Yani yardım yaparken de gözünü çıkarmamak lazım. Böyle bütün kameraları, orduları çağırıp da aman bakın gelin şimdi ben bu mahalleye bedava kömürü dağıtıyorum. Bedava işte şey yapıyorum. Hayır. Zaten bilen var değil mi? Duyan var. Ben burada sessiz, sakin bir yerde olurum. Tek başıma değilim ki. Onu bildiğim için zaten buradayım. O kanalı açık tutabilmek için. O kanal içinde haykırışımı, yakarışımı, sevgi bağımı kurabilmek için. Gökyüzüne daha ulaşabilmek için. Hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız değiliz zaten, biliyorsunuz. Sessizliğin sesi kadar güzel bir şey var mı? Yani sadece doğaya ait sesleri duyuyorsunuz. Yani bazen
mesela buraya geldiğim zaman aşırı rüzgar da olduğu zamanlar oluyordu. Ama şu an o kadar güzel bir durgunluk var ki. Yani dalgaların sesi uzakta olmasına rağmen kulağıma o kadar net çalınıyor ki. Doğanın senfonisi belki de. İnsanların az olduğu, insanların az müdahalede bulunduğu, varlığını az temas ettirdiği bir yer burası. Ruhunuzu dinlendirmek için. Hani böyle bazen böyle çok şey olur. Hepimiz yaşarız bunu. Bunalırsınız, sıkılırsınız. Hayatınız sonuçta tezahür ederken hayat içerisinde gayeniz nedir? Var olabilmek, daha iyi yerlere gelebilmek için mücadele edersiniz ama bir yerden sonra yeter artık dersiniz. Yani bulunduğunuz ortam sizi artık kasmaya, germeye ve ortamdan kaçmaya çalışırsınız. Bu aslında sizin ruhunuzun çağrısı size. Artık özüme dönmek istiyorum. Beni bırak, şu dünyadaki hırslarını artık bir kenara bırak. Bunlar sana fayda getirmeyecek, bize fayda getirmeyecek. Ben seninle bütünleşiksem, senin ruhunsam, sana aitsem biraz da artık bana kulak ver. Benim sesimi dinle, benim götürdüğüm yere git. Ve işte o alayı sizi buralara getiriyor. Çünkü o dinginlik istiyor. Hayatınızdaki pişmanlıkların, keşkelerin en büyük sebebi zaten genelde iş işten geçtikten sonra ya da belli bir yaştan sonra bunu daha çok anlayabiliyorsunuz. Hani iş işten geçmiş gibi oluyor. Yaş 70, iş bitmiş. Ya bir 70'e gelmeden de bunu diyebilirsiniz gerçi ama. Yani ama bir şeyleri böyle bitirdikten sonra işte keyfi aldığınız zaman diyorsunuz ki ya o kadar para pula ne gerek varmış? Onlarca evim, onlarca apartmanım, yat, kat, uçak, şirketler falan. Hepsi bir yerden sonra bitiyor. Hepsi bir yerden sonra artık size katma değer getirmiyor. Yani katkı sağlamamaya başlıyor. Size güzel bir hayat sunması ya da size daha kaliteli ve şık bir yaşam koşulu sunması sizi doyuracak anlamına gelmiyor. Sizin sadece doyursa doyursa karnınızı doyurur. Ama ruhunuz, evet, o çok bambaşka. Yani dünyada dersiniz adalet yok, adil bir yaşam şartı değil. Aslında şöyle düşünün, zaman herkes için aynı şekilde işliyor. Bir gün, 7 gün ya da 24 saat üzerinden düşünün. Sizin içinizde bulunduğu şartlar farklı olabilir ama bu da bizim demek ki farklı bir değerlendirmede bu sınavı sürdüreceğimiz anlamına geliyor. Yani bizim demiştim size daha önceden değiştirebileceğimiz şeyleri uğraş vermeli ama değiştiremeyeceğimiz şeyleri de kabul etmeliyiz. Ama kabul ettiğimiz şeyler için de biz hayatımızı kendimizi seyretmeyeceğiz. O şekilde varlığımızı sürdürmeye çalışacağız. Hayatta hiçbir şey imkansız diye bir şey yok. Yani var olduğumuz müddetçe elimizden gelenin en iyisini yapabildiğimiz müddetçe emin olun pişman olmazsınız. Kötü yaşadım ya da hayatımı ne uğruna harcadım gibi bir kelime de söylemezsiniz. Sadece yapabileceğinizin en iyisini yapmak için uğraşmaya devam edin. Geçenlerde şey izliyorum, böyle bir eski videolardan izliyorum, böyle denk geldi. İnsanlar böyle çok yakın, aman diyorum bunlar niye böyle birbirine çok yakın duruyorlar, ama eski yani bir sene önceki videolar. Yani garipsemeye falan başladım böyle. Maskesiz görünce insanlar sanki yanlış hatalı bir şey yapıyorlar. Ne işleri var bunların, kalabalıklar bir araya gelmiş gibi bir düşünceye beliriyorsunuz. Yani maske de o kadar alışmışız ki dışarı çıktığınız zaman yani böyle maske olmak zorundaymış ki. Maske olmadığı zaman sanki böyle bir yeriniz açıktaymış gibi falan hissediyorsunuz. Ya insan yaşadığı şartlara alışıyor, gerçekten öyle. O şartlar sizi artık içine çekiyor çünkü. Yani tabii ki yani biliyorsunuz da zaten hayatın bize ne getireceği belli olmadığı için her türlü koşulu da zaten bir yerden sonra ölüme alışıyorsunuz ya. Her şeyi bir bırakın, değil mi? En sevdiğiniz canınız, kanınız kaybediyorsunuz. Ama belli bir saatten sonra, zamandan sonra onun yokluğuna bile alışmaya başlıyorsunuz işte. Yalan dünyada. Yalan dünyada. Neyse, fazla girmiyorum falan. Burada bayağı şarkıları falan da aldım. Yani pandemi süreci ya şey konularında da mesela dikkat ediyorum. Gidiş gelişler çok azaldı. Böyle takip ediyorum YouTube'da falan da, bazen böyle mücver, kısır, mercimek köftesi gibi güzel tarifler falan izliyorum. Seviyorum, hoşuma gidiyor ama artık çok fazla yok, yapılmıyor. Çünkü nedir, altın günleri, ondan sonra karşılıklı komşular, gidiş gelişler falan, tabii bu süreçte azaldığı için onları da çok fazla görmemeye başladık. Kısır yemeli bayağı oldu ki sevdiğim bir lezzet aslında.
Ama inşallah bunun sonu, ya biz bunlara alışmayız ya da öyle söyleyeyim, umarım tekrardan eski böyle gidiş geliş yaptığımız komşuluk ilişkilerinin fevkalade güzel yaşandığı günlere döneriz diye düşünüyorum. Çünkü bu sürecin de üzerimizde muhakkak kalıntıları olabilir, olacak da ama en az hasarlı atlatalım ki eskisi gibi yine birlik ve beraberlik içinde yaşayabilelim. Öyle umuyorum. Çünkü dediğim gibi zaman uzadıkça bizim de hayat şartlarımız bu pandemiye göre düzenlenmeye başladı. Bugün videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Yani hayatımızda, bizim dışımızda, yani insanları bir kenara bırakın, var olan her şey. Yani bu dünyada olan, bizim gördüğümüz ve şahit olduğumuz her şey, hepsinin bir hikmeti var. Deniz şifa kaynağı, güneş şifa kaynağı ya da aldığımız hava. Biliyorsunuz pandemi sürecinde makinelere bağlı bir nefes için neler vermezdim diyen insanlar var. Yani onun için o kadar kıymet bilmeniz lazım ki şu anda aldığınız havanın, soluduğunuz havanın kıymetini. Mesela bir video izlemiştim. Mesela yazın klimaların altında oturuyoruz. Ya da işte kışın üşümemek için, biliyorsunuz şimdi doğalgazlı evler var artık. Yani sobalı evler yok ama. Yani yaz varsa terlemek ya da ısınmak için var. Kış varsa da üşümek için var. Çünkü biz bu dünyaya göre yaratıldığımız için, yani onu yaşamalıyız. Yani hatırlarsınız, sobalı evlerdeyken, yaşarken bir odadan bir odaya geçtiğimiz zaman şöyle irkilirdik. İşte vücudun ona ihtiyacı var. O odada ısınacaksınız, diğer odaya geçerken üşüyeceksiniz. Çünkü vücudun da siz ne bileyim doğalgazlı evlerdesiniz, her yer sıcak sıcak sıcak, ya da işte dışarı çıkıyorsunuz, üşümüyorsunuz. Vücudunuzun da bir yapısı var ve vücudunuzun da o yapısında bağışıklık sisteminizin güçlü olabilmesi için yeri geldiği zaman üşümesi lazım. Üşüyen vücut soğuğa alışıyor. Terlemeniz lazım ki vücut nedir, toksinleri, zehirli şeyleri dışarı atabilsin. Yani yok klimanın altına oturayım. Klimanın altına oturduğunuz zaman ne oluyor? Bu sefer üzerinizdeki ter size yapışıyor. Ya da siz o vücut o terleme fonksiyonunun yerine getiremiyor. Çünkü neden? Siz ona engel oluyorsunuz. Vücudunuzun aerodinamiğini etkiliyorsunuz, müdahalede bulunuyorsunuz. Yani biz aslında hayatımızı kolaylaştırmak için müdahalelerde bulunuyoruz ama doğal akışın aksine hareket ediyoruz bazı zamanlarda. Evet, sobalı evlerin olduğu zamanlar üşüyorduk gerçekten, bir odadan bir odaya gitmek. Belki de hatırlar mısınız, böyle cenin şeklinde alırdık. Şimdi ben açıkçası kışın bile üzerime yorgan almıyorum. Peki almıyorum. Öyle miydi eskiden ya? Yorganların altına girerdik, böyle kafamıza kadar çekerdik, yine düşürdük. Ama o titre titre uyumak, işte o çok faydalı bir şeymiş. Şimdi nedir? İşte sıcak. Ya işte şortlu. Ya kışın bile artık insanlar tişörtle geziyorlar ya. Ya da kalın işte balıkçı kazakları kim giyiyor artık? Ben görmüyorum çok fazla. Bu arada harika bir gün batımı görmedim, kaçırdım sanmayın. Çok güzel bir videoydu. Biraz da uzun sürdü bu sefer. Açıldıkça açılıyor konu. Bugün aktivistlerden bahsettik. Doğayı, ya şu güzellik sevilmez mi? Bu güzellik için çalışan, çabalayan insanlar var. Ve bu güzellikle yaşayan seyyah, gezgin, tabii insan nasıl olmaz ki? Aşık olduğu zaman aşık olduğu şeyin peşinden gider insan. Ve işte bu ruhla hareket eden insanlar da bu doğrultuda gidiyorlar. Evet, onun dışında pandemi sürecinden bahsettik. Genel bir güzel sohbet oldu. Denize nazır bir şekilde son videolarımız hep denize karşı olmaya başladı zaten. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere.